Hadis inkarcıları biz Kur'an'ı uyarız, Kur'an bize yeter diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki hadisi şerifleri kabul etmeden Kur'an'a nasıl uyacaksınız? Mesela Kur'an agimussela namaz kılın der. Peki Kur'an'da namazların rekat sayısı var mı? Mesela sabah namazının farzı kaç rekat? ve nasıl kılınacak? Bunu bize Kur'an'da gösterebilir misiniz? Hayır gösteremezsiniz. Çünkü bu meseleler Kur'an'da geçmemektedir. O halde sizler hadisleri kaynak kabul etmezseniz Kur'an'ın namaz kılın emrine nasıl itaat edeceksiniz? Yine Kur'an atuz zeka, zekat verin der. Peki hangi maldan ve ne oranda zekat vereceğimizi Kur'an'da gösterebilir misiniz? Mesela balın zekatı nedir? Tahılın zekatı nedir? Develerin zekatı kaçta kaçtır? Bunları ve zekatın diğer konularını bize Kur'an'da gösterebilir misiniz? Hayır gösteremezsiniz. Çünkü zekatla ilgili bu meseleler Kur'an'da geçmemektedir. O halde sizler hadisleri kaynak kabul etmezseniz Kur'an'ın zekat verin emrine nasıl itaat edeceksiniz? Yine Kur'an etimmul hac, haccı tamamlayın der. Peki haccı nasıl yapacağız? Mesela Kabe'nin etrafında kaç defa döneceğiz? Sefa ile Merve arasında kaç defa gidip geleceğiz? Haccın farzı ne, vacibi ne? Bunları Kur'an'da gösterebilir misiniz? Hayır gösteremezsiniz. Çünkü bu meseleler Kur'an'da geçmemektedir. O halde sizler hadisleri kaynak kabul etmezseniz Kur'an'ın haccı tamamlayın emrine nasıl itaat edeceksiniz? Bu üç misal gibi 300 misal verebiliriz ki eğer hadisleri ve sünnet-i seniyyeyi kabul etmezsek Kur'an'la amel edemeyiz. Kur'an'ın emirlerini eda edemeyiz. Kur'an'a tabi olamayız ve Kur'an'ı yaşayamayız. Şimdi ey hadis inkarcıları, Hal böyleyken sizler nasıl oluyor da Kur'an'a uyduğunuzu iddia ediyorsunuz? Hadisleri kabul etmeden Kur'an'ın hangi emrini yaşayabilirsiniz ve hangi hükmüyle amel edebilirsiniz? Eğer aklınız varsa ve kalbiniz hala ölmediyse gelin bu inkardan vazgeçin ve bu büyük hüsrandan kurtulun. Sevgili kardeşlerim. Hadis savunması eserimizin bu 16. dersini burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.